Resimden bir şey çıkmadı. Şimdi de bizi karakollara sürüklüyor. Görüyor musun? Görüyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Şeytan diyor. Al şunun saçını eline bir dola. Burama kadar geldi. Hiç bakma. Kimi arıyorsun? Avukatı. Söyleyeyim, o da gelsin. İyi düşündün. Şunları tezgahın üstüne koyar mısın bir zahmet? Soğuyana kadar orada tamam dursunlar. Çay koyuyorum. Koy kızım. Koy koy, vallahi buz gibi oldu deminki. Öyle. Süheyla. Hı. Ne diyorsun? Bir okutalım mı kızı? Ya okutalım okutmasına da doktora da gitmesi lazım. Terapiste midir nedir ona? Halil'e de bakar mısın? Beklerim seni demiş. Benim acelem yok demiş. Evladım. Çocuğun da kaderi. Sağ ol. Hep o Mustafa'nın yüzünden hasta etti kızımı. Şerefsiz. Karışmak gibi olmasın ama Menekşe ilk kocasıyla... Olmadı. Allah'tan bir şey yapamadı namussuz. Kız direnince tecavüz etmeye kalkmış. Sanki bir şey becerebilecek gibi. Sonra da yapamayınca kızın elini kesmiş gerdek bohçası için. Az şey değil. Kız unutamadı o kabusu tabii. Vah vah. Okuyun, imzalayın ifadelerinizi. Alın. Halil Bey'i imzalayabilirsiniz. Buyurun komiserim. Komiserim, ne yapıyoruz şimdi? Savcılığa mı gidiyoruz? Hanımefendi şikayetçi olduğu için gideceksiniz, evet. Eşim ve ben de Zeynep Sönmez'den şikayetçi olmak istiyoruz. Bir dilekçe de biz verelim. Bizi saçma sapan sebepler uydurarak taciz ediyor diye. Olur. İkinizin de neyin peşinde olduğu belli. Boşu boşuna lafı dolandırmayın. Hiç uzatma bence. Konuşturmayalım şunu. Ne oldu? Şimdi beraber mi hareket ediyorsunuz? Bana bak. Sen artık çok fazla oldun ha. Habire bir şeyler uydurup duruyorsun. Özellikle bugün. Böyle bir şey sen yaptın bence. Düğün günümüzün ertesinde sırf canımızı sıkmak için kıskançlığından kendin dağıttın evini, değil mi? Ben senin neyini kıskanacağım? Halil'imi. Menekşe. Mutluluğumuzu. Menekşe. Tamam. Bir de resim yollamışsın bize. Ne mana? Ne resmi? Halil'in Bosna'da doğduğu hastanenin resmini yollamış. Ne anısı varsa. Jest olsun diye yolladım. Anlamadınız tabii. İçiniz fesat çünkü. Bosna'da hastanenin önünden geçerken çekmiştim. Hatıra olsun diye. Sen benim doğduğum hastaneyi nereden biliyorsun? Hadi hadi hadi. Hadi çıkalım. Burayı çok işgal ettik. Komiserim kusura bakmayın. Güle güle. Uğraşma artık bizle, anladın mı? Kendine başka ilgi alanları. Mutluluğumuzu bozamayacaksın. Boşuna çabalama. Hadi canım. Hadi. Halil. Bu kız senin hisselerine göz koymuş. Başka hiçbir açıklaması yok. Bence ne olursa olsun pazarlığa girişme. Hiçbir dediğini yapma. Sağ olasın. İyi ki söyledin. Ben de hisselerimi vermeyi düşünüyordum zaten. Hadi Menekşe. Ben doydum. İyi. Hadi git elini yüzünü yıka, git oyna içeride. Hadi kızım. Tamam. Ev sahibi aradı bugün. Kanada'ya gidiyorlarmış oğullarının yanına. Yaza geleceklermiş anca. Hı hı. Sen her hafta bak eve, temizle, biz paranı yollarız dediler. İyi. Ne şans değil mi? Yaza kadar rahatız. Burada kalıcı değiliz. İşimizi görüp gideriz. Olur da yani hemen göremezsek, yani hiç değilse ev derdimiz olmayacak. Oyalanmaya hiç niyetim yok Emine. Elini çabuk tutacağız. Merak etme. Biraz daha vereyim mi? Cık.
Şu yara nasıl oldu? Gerdek gecesi hatırası. İstemedi bu beni. Namuslu bir şey sanıyordum ya ben de. Gerdek korkusudur dedim. Acıdım. Bu gece üstüne gitmeyeyim dedim. Ama işareti bekliyordu yengeler. Millet ona laf etmesin dedim. Ağızlarını kapatmak için elimi kestim. Ben onun namusunu düşünürken o takıların hesabını yapıyormuş. Nasıl toplasam da şunları o ite kaçsam diye. Numaradan zırladı bir de. Sahte gözyaşı döktü. Sonra da utanmadan benim için kusurlu dedi. Erkekliğime laf söyledi rezil. Aptal. Kaç saattir evli olduğumuzu hesaplıyorum. İlk günümüz böyle geçti. Zeynep Hanım yaptı yapacağını. Seni seviyorum. Eve gidelim. Evimize gidelim Halil. Hadi. Yapma. O kadınlardan biri. Aysel. Kadir'in sevgilisiymiş. Onu neden öldürdün? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Mustafa. Mustafa kendine gel, delirdin mi? Mustafa. Kadir'in cezasını sen çekeceksin. İndir şunu be. Manyak. Şaka yapmayı bile beceremiyorsun be. Eline silah bile yakışmıyor. Bırak Allah aşkına, komik duruyorsun. Ah! Hak etmişti o da. Asılıyordu bana. Yüz vermedim diye hırs yaptı. Beni öldürtmeye kalktı. Kadir seviyormuş onu. Bugün konuştuk da biraz. Açıldı bana. Nasıl yani? Lan bana bak. Asıldı mı yoksa? Yok canım. Öylesine konuştuk işte. Konuşma. Uzak dur. Fazla işte dışta olma. O zaman bana güvenip her şeylerin yanında konuşmazlar ki. Menekşe'nin annesiyle konuştuklarını dinledim. Kocasıyla bir şey olmamış. Gerdeğe girememişler. Sahi mi kız? O olsun lan, o olsun, beter olsunlar, beter.
Ha, bana yaptıklarının cezasını çekiyorlar işte. Daha da çekecekler. Ağım kalmayacak onlarda. İnim inim minneteceğim ikisini de. Ah ulan ah! Allah kahretsin! İşte kapandım kaldım buraya. Merak etme. Söz verdim Mustafa. Onu kendi ellerimle getireceğim sana. O kız bu yaranın hesabını verecek. Sen ne güzel bir kadınsın. Benim kadınımsın. İntikamını alacaksın Mustafa. Sonra hep benim olacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.